baskıya girdi. Aa, yoksa giremedi mi? Çünkü Sibel Can'ın albümü çıkıyor. 8 milyon kaset basılacak. Bir ay daha bekliyoruz. Ama bu tür şeyler oluyordu eskiden. Hmm. Çok yoruldum. Çocukla görüşüyorum. Spotify'ı kapatıyoruz. İşte SoundCloud'da olmasın. Dijitali kapatıyoruz. Derseniz ben burada gözlerinizin önünde bileklerimi keserim, asarım kendimi. Birleştik bugün İstanbul'dan, böyle bulutların arasından geldik. 45 dakikada keyfimiz yerinde, akşam güzel bir konser var. Daha ne olsun yani. Yani az önce onu konuşuyorduk zaten. Sanırım 2003 yılında ilk defa biz Radyo ODTÜ'de bir programa katılmıştık ama daha öncesi de olabilir. Çünkü yani bizim ODTÜ'ye ilk adım atışımız 1996 aslında. Burada Devrim Stadı'nda şenlikte çalmıştık. 3 kişi gelmiştik. Yani Mor ve Ötesi'nin ilk kadrosuyla. Ama herhalde yani böyle en erken 99, en geç 2003 gibi Radyo ODTÜ'de bir programa katıldığımızı hatırlıyorum ben. Sonrasında zaten çok gelip gittik. Yani o ilk anı bayağı bir beklemek gerekti tabii. Çünkü işte ilk albümü 95'te kaydettik, 96'da yayınlandı. Ama radyoda bizim bir şarkımızın çalması herhalde 99 yılını falan bulmuş olabilir. O dönem yani çok fazla bir bizim yaptığımız müzik tarzına yönelik çok fazla mecra yoktu. Hani İstanbul'da sonuçta işte Kent FM vardı, Hür FM vardı sanırım. Yani. Ama yani ağırlıklı olarak yabancı rock müzik çalıyorlardı. Türkçe çaldıklarında da daha çok işte Mor ve Ötesi'nin müziğine kıyasla daha sert, daha metale yakın şeyler çalınıyordu. Biz böyle bir garip bir yerde duruyorduk. O yüzden birkaç yıl beklemek zorunda kaldık. Benim Queen'in Greatest Hits kaseti kaç yaşındaydım? 12 yaşında falandım herhalde. Walkman'imde sürekli aylarca yani yer etmişti ve benim müzisyenliğimde de önemli bir şey vardır. Rolü vardır yani. Benimki o. Benim Phil Collins, Buster filminin soundtrack albümü. O kaç yılıydı? 89 mu? 89 falan. 89 yılı. Evet, yani kendim direkt para verip aldığım ilk albüm oydu. Yani tam olarak öyle bir son gün şeyi koyamıyoruz tabii. Çünkü albüm yayınlanması demek işte matbaaya gitti, fabrika şey yaptı, baskıya girdi. Aa, yoksa giremedim çünkü Sibel Can'ın albümü çıkıyor. 8 milyon kaset basılacak eskiden. Yani Sezen Aksu bir şey yayınlayacağı zaman otomatik olarak 6 ay atıyordu bizim şeyler. Çünkü fabrikalar 24 saat bunların şey kasetleri basılıyordu. Ama yani şeyi hatırlıyorum tabii, yaklaşık bir sene beklemek zorunda kaldık şehir albümünün yayınlanması için. O sırada iki şarkı ekledik albüme. Yayınlanacağının onayını aldığımız günü hatırlıyorum. Harun'la ikimiz sürekli Ada Müziği arıyorduk. Okuldaki Alman Lisesi'nde bir tane ankesörlü telefon vardır. Her gün böyle troll gibi arıyorduk Ada Müziği. Ne yaptınız, yayınlayacak mısınız diye. Sonra tamam yayınlayacağız dediler, herhalde bıktılar aramamızla. Ondan sonra da gidip birbirimize önce ıslama köfte ısmarladık tünelde. Sonra da o zamanlar Algida'nın mükemmel bir dondurması vardı. Kestaneli, kes. Birer tane kes ısmarladık birbirimize. O şekilde kutladık. Sonra zaten hızlı bir şekilde ilerler diye bekliyorduk. Bir sene sürdü çıkması işte. Bir derdim var. Bir derdim var. Hadi yani. Hadi. Bir derdim var. Hadi. Roger Waters. Ya çok zormuş bu sorular yani. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun falan. Yani kreatif olarak Roger Waters ama müzisyenlik olarak David Gilmour yani. Şimdi nasıl böyle politik olur? Ben fanatiyim. Ben direkt tamam, Roger Waters diyorum. Sebebi nedir Roger Waters? Yani Pink Floyd'un altında yatan, yani Pink Floyd'un %50'si çünkü Roger Waters. Geriye kalan gelmiş geçmiş herkes o %50'yi aralarında paylaşabilir. CD çocuğu. Ya Flak da çok seviyorum. Kanka abi. Gece. Yani ikisi de. Ben geceyim sanırım. Çocuk okula başladıktan sonra sabah kalkıyor insan. Geceden de vazgeçemiyor. Bu sayede ya. Hem sabah hem gece. Hem sabah hem gece. Rahat yok. Rahat. Radiohead. Gibson Les Paul. Telecaster. Ben de Telecaster var. Telecaster var hatta. Çok güzel bir Telecaster var. Ama tek
Perdesi tek perdesi X kedi malzemeden çalmışlar. Ben şeyi söyleyeceğim, bu kadronun ilk konseri 99 Mart'ında Mimarlık Kampüsü'nde yine burada ODTÜ'de oldu. Ve ben o konserde olacak dedim yani kendi açımdan. Bir de yaptığımız ilk büyük konserdi bu kadroyla. Evet. Düşünecek olursam. Geçenlerde hatta Kerem onun videosunu izletti bize. Böyle bir zaman şoku geçirdik. Yani hem tipler hem hani genel halimiz falan. İşte yani... Ankara çok değişmiş bir kere. O bizim o konser için geldiğimizde çektiğimiz çok uzun bir video var. Yani Kızılay'da geziniyoruz, sokaklarda dolanıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Bir sürü böyle şey, yani bir rock grubu deplasmanda saçlı sapan ne yaparsa hepsini yapıyoruz. Yani orada bir de ben Ankaralıyım, Harun'la ben Ankara doğumluyuz. Yani burada çok az bir vaktimiz geçti sonuçta ama Ankara'nın da hani geçmişten günümüze dönüşümüyle ilgili bir şeyimiz var, fikrimiz var. Yani 99 yılı çok uzak değilmiş gibi görünüyor bir yandan. Bir yandan da ama böyle şey hani Berlin Duvarı yıkılmadan önceki görüntüler şu an gibi bir durum var. Bohemian Rhapsody. Ben de Queen'den gideceğim. Telif ücretiyle artık yani çoluk çocuk rahat rahat yaşardık. Ben King Crimson Indiscipline sözleri itibariyle. Evet. Net bir şeyi yok yani. Ritim paterni, birinin getirdiği bir şarkı fikri, birlikte çaldığımız bir jam session'dan çıkan bir şey. O değişiyor yani. Net bir cevabı yok. Sen gizlice ağlarken. Bu da bir bölümün biraz sevgi. Aynaya baktım, kendime sordum, eşsiz miyim? Ayna ağladı, yalan söyleyemedi. Evet, ay. Ellerimde boş bir dünya da nasıl giriyordu korusu hakkında? Nasıl giriyordu? Güzel bak burada sendelettin, tongaya bastık bir dakika. Tarihin neydi ya? Hayır, kalkmadım yerimden durmadan düşerken ellerimde boş bir dünya. İkinci yarısı da korusun nasıl girdiğini gerçekten hatırlayamadık. Uçtu. Ben davullarla uğraşıyorum artık bambu zaten. Şarkıları siz söylüyorsunuz. Doğru. Seni bilmem lazım. Yok doğru. Burada benim back vocal line'ım olmanın için. Tarihin içinden. Falan. İyi hadi bakalım. Hiç buyurun. Mi? Buyurun. Neymiş? Ha. Tarih biter. Söyledim içimden. Ha. Buzdolabında yarısı dolu olan süt şişesi değil mi? Evet. Tabii. Burada itibaren görüşme. Kalkmadım yerinden. Durmadan düşerken ellerimde boş bir dünya. Ama tebrik ederim yani. Evet, mutlu musun? Güzel. Lojistik olarak etkiliyor her şeyden önce. Çünkü yani müziği havada asılı bir vakum poşet içerisinde yapmıyoruz. Yaşadığımız yerde yapıyoruz. Yaşadığımız yerin bütün maddi ve manevi zorlukları da aslında bizim müziğimizin içerisinde bir şekilde yolunu buluyor. Zaten yani daha çocukken diyeceğim artık hani 95 yılında kalkıp da bir albüm kaydetmeye çalışıp adını da şehir koymuş olmamızın sebebi biraz da oydu yani. Bizim hayatımızı en çok belirleyen şey yani içinde bulunduğumuz fiziksel çevre gibi bir his vardı o dönem hepimizde. Yaşadığımız yer onun dışında İstanbul yüksek noktaları ve düşük noktaları olan bir şehir. Böyle belli dönemler bir yükseliyor, bir anda bir bakıyorsunuz işte o 2006-2009 arası dönem mesela İstanbul neredeyse Berlin'in yanında bir yerde duruyor. Avrupa'da nereye çalmaya gitsek İstanbul'dan geliyoruz dediğimizde vaa yapıyor herkes. Ondan sonra bir bakıyorsunuz İstanbul bir anda... Güvenlik şeyi falan artık. Evet, başka bir şeye kaymış falan. Yani her iniş ve çıkışım tabii ki bizim açımızdan, dolaylı yoldan da olsa müziğimize etkileri var. Herkes ayrı ayrı cevap veriyor buna herhalde.
uzun uzun. Bilmem ya, benim 70'lerden de çok gruplar var. İşte Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd vesaire. 80'lerden de çok etkilendiğim gruplar var. İşte Guns N' Roses, Manic Street Preachers, 80'ler sonları, 90'lar başı bütün değil. Grubun. Bütün grubun. Kutsalı. Tabii. Ama yani bizim grupta kesiştiğimiz nokta herhalde 90'lar müziğidir. Yani çok çeşitli ve iyi albümler dinledik. Şanslıydık yani. Yani bir hafta Rage Against the Machine çıkıyor, diğer hafta Nirvana çıkıyor. İşte diğer hafta Smashing Pumpkins. Sonra Pearl Jam yani harikaydı. Şimdi bir tanesini bulamıyorsun albümleri. O kalibrede albümler bulamıyorsun yani. Ben bunu söyleyebilirim. Yani işte şey, yani bizim grubun gerçekten Kerem'in dediği gibi buluştuğu nokta 90'larda Amerika'da ve İngiltere'de yapılmış olan rock müzik. Kerem'le herhalde ben daha böyle Amerika'daki 90'lar şeyine daha yakınız. Soundgarden. Evet, daha bir böyle Seattle, bir de geçmişte metalcilik de var. Burak'la Harun daha çok İngiltere sularına yakın. Onların dinlediği müzikler, onların müzik zevki de biraz daha öyle. İyi bir karma olduğumuzu düşünüyoruz. Okyanusun iki tarafından. Ya aynen, devamlandır yani. Ben de. Yani o hatalar bile sonuçta ders çıkartıyorsun falan, onlar da değerli yani. Ama hani yaşamanın anlamı falan gibi oluyor yer yer. Ama ne bileyim, hani bir şeye yaradığını hissetmek için güzel bir duygu yani yaşar, üretmek. Yani üretmek bizim aslında yaptığımız, şöyle anlatayım, bizim yaptığımız iş hayatlarımızda çok büyük bir yer kaplıyor. 9'dan 5'e bir iş yapıp da eve döndüğümüzde hani o işten soyutlanmış başka bir hayat yaşayabileceğimiz bir şey değil. O yüzden yani üretmek de aslında hepimizin hayatları içerisinde bütün bu işin temel cevherini oluşturuyor. Konserler bizim için her zaman çok büyük bir zevk. Çünkü orada daha önceden ürettiğimiz şeyleri sürekli yeniden üretiyoruz. Yeni insanlarla paylaşıyoruz ve her çalışımızda daha farklı oluyor. Ama yani o cevhere kazmayı vurup yeni bir şey çıkartmak oradan esas bütün yaptığımız bu işin temelini oluşturuyor. En çekirdeği oluşturan şey o. Biraz devam etsin. Bunlar Burak bilir, tam onun müzikler. Şimdi hani işte Kerem falan şey. Yani çok tanıdık geliyor da. Şeyin, Paul Weller ile Peter Gabriel'ın Kayıp Çocukları. Ya böyle şey gibi de bir yandan. İşte David Coverdale'ler falan diyor. O dönem şarkıcıları gibi tınlıyor abi, ama biraz adult oriented rock değil mi? AOR tabir ettiğimiz. Kuşul yani rock mı? Böyle ha, biraz böyle ama böyle yoğurt tabirinden biraz yoğurtçu müziği. Bilemedim. Neymiş? Rainbow ya tabii ki yani. Kuşul rock. Ama bak yaklaştım evet. Yani. Okey. Bildiğin kuşul rock. Richie Blackmore'a sevgimiz, saygımız. Radyo Oktu'ya da kuşul rock. Kuşul rockçı. Kuşul rockçı. Yoksa açılışta lazım öyle. Yok ya, harika bir şey. Harika bir şarkı bence ya. Mükemmel bir şey değil. Ama sen, ben de onu seçerdim. Sen de. Şey, şarkının adı neydi? Love Song. Love Song, evet. Cure'u hepimiz çok seviyoruz. Biz de çalıyorduk hatta biz bunu. Dördümüzün de en evet. Sevdiği, ya aslında kesiştiğimiz ender gruplardan biridir yani. Herkes sever. Cure hakkında kimse bir şey diyemez evet. Yani. Yani benim tam böyle o ilk albümü kaydettiğimiz dönemlerde en çok dinlediğim gruplardan biriydi Cure. Yani pornografi albümü özellikle. Öyle bir şey, şehir albümünde etkisi vardır. Yani o zamanki gitaristimiz Derin de, basçımız Alper de, şey yeni çıkmıştı zaten. Wish albümü yeni çıkmıştı. Hepimiz yamuk yumuk olmuştuk. Etkisi vardır yani. Placebo. Placebo Every Me Every You artık bilmeye gerek yok bile. Hatta 2000 yılında Placebo'nun alt grubu olarak İstanbul'da 25 Aralık'ta Hilton neydi, Convention Center'da. Sonra doğum günüydü Brian Molko'nun. Konser çıkışı da doğum günü hediyesini vermiştik ona. Bir Mevlana kitabı. Sonradan o kitaptan esinlendiği birkaç dizesini Sleeping with Ghosts albümünde okuyup acaba mı dedik, ama tabii elimizde kalıp yok.
Böyle bir ufak bir alanımız vardır yani yoksa. Buyurun. Yani dijital mecraların ortaya çıkışı en az iki farklı kullarda büyük değişiklikler yarattı. Bir tanesi müzik dinleyicisinin tüketim alışkanlıkları. Diğeri de aslında müzisyenlerin üretim alışkanlıkları. Mecralar tek başlarına aslında insanları ya da şey sektörleri, zevkleri, algıları dönüştürmüyorlar. Onların kullanılması aslında bu dönüşümü yaratan şeyler. Ve şimdi birkaç tane klişe dönüşümü sayabilirim. İşte dikkat süresi çok azalmış durumda. İşte yeni müziğe ulaşmak çok kolay ama o yeni müzik denizi içerisinde bir şeye bağlanıp onun sadık bir dinleyicisi olmak çok zor. Diğer taraftan bakınca da hem ürettiğin şeyin sadık bir kitlesini yaratmak çok zor. Bütün bunlar doğru, hepsi gerçek. Ama yani 90'larda ve 2000'lerde müzik yapmış insanlar olarak yani şimdi biz Spotify'ı kapatıyoruz, işte SoundCloud'da olmasın, dijitali kapatıyoruz derseniz ben burada gözlerinizin önünde bileklerimi keserim, asarım kendimi. Kesinlikle hayır. Yani o böyle şey, farklı dönemlerdi, farklı zorlukları, farklı kolaylıkları olan dönemler bunlar. Ama yani kitlelerin müziğe erişebilmesi açısından şu anda yani dijital öncesi dönemden geriye düşmüş değiliz. Önemli olan tek şey. Ben Queens of the Stone Age seviyorum. Son albümlerini çok sevmesem de bir önceki albümleri harikaydı mesela. Uzun yıllardır duyduğum en iyi albümdü. O yani onu söyledim. Ben de son zamanlarda yoğun bir şekilde Russian Circles'ı dinliyorum. Glastonbury Festivali. Böyle headliners falan, böyle bayraklar falan, böyle 150 bin kişi. Bilmem yani, hemen öyle bir yer aklıma gelmiyor. Bilmiyorum, gerçekten. Bilmiyorum, böyle bir zamanlar şeyi hayal ediyorduk hep beraber. Yine böyle uzun uzun anlatmak istemiyorum da işte Almanya'ya gidiyoruz çalmaya. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika. Yarın öbür gün işte Meksika'ya gideriz, Kanada'ya gideriz falan. Ama yani bunların hepsi böyle şey, Türkiye'nin şey haritada baktığımızda soluna doğru kaçan ülkeler. Yani bizim bulunduğumuz yerde çok daha yakınımızdaki işte İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, dibimizde olan yerlerde ki bunların birçoğunda da aslında bizim dinleyicilerimiz var. Bizim müziğimizi dinleyen insanlar var. Yani internet sayesinde biliyoruz artık. Oralarda çalamamak her zaman bir şey oldu. Her zaman bir sorun oldu benim kafamda. Yakın bir zamanda da çözümü olurmuş gibi gözükmüyor ama açıkçası ben şeyi isterdim yani düzgün bir politik ve sosyal bağlam içerisinde Tahran, Bağdat falan böyle keşke. Böyle bir şey. Bir zamanlar Boğaziçi'nden birileri öyle bir otobüs turu yapıyorlardı. 2003'teki şey Irak işgalinden hemen önce yataklı otobüslerle Irak'taki tarihi yerleri gezme turları falan vardı artık. Onlar da başka bir dönem, başka bir dünya olarak kaldı. Benim, yani ben çok kullandığım için hazır zaten hemen. Çok yorgunum. Çocukla uğraşıyorum. Bahanem o. Yani peyote böyle şey, peyotede çalıyor olmak o bizim açımızdan önemli bir şeydi çünkü düzenli olarak çalmak her gruba çok faydası olan bir egzersiz her şeyden önce. İkincisi orası o dönem kültürel bir çevreyi de ifade ediyordu. Beyoğlu içerisinde gayet şey müstesna yani oldukça garip ve oldukça müstesna bir yeri vardı peyotenin. Orada müzik yapan diğer isimler, sahne alan diğer isimler işte Replikas, Babazula. Babazula, kim vardı başka? Nekropsi falan gelir miydi? Arada galiba geliyorlardı ama. Ya böyle şey vardı, Selim... Tabii grubun ismini hatırlayamıyoruz. Hatırlayamıyoruz. Neyse yani o şey, Beyoğlu'nun garip ve güzel bir dönemi içerisinde bizim de yani çok az bir dinleyici kitlesine sahip olduğumuz ama sahnede her türlü saçmalığı yapabildiğimiz ve bir yandan da böyle kaslarımızı geliştirdiğimiz bir yer oldu Beyoğlu. Ama şu anki Beyoğlu değil yani eski bir yeri, daha küçükçe bir yerdi yani. Tabii ufacık bir yerdi. 100 kişi falan bir. Yani sahnesi herhalde şu oturduğumuz alan kadar falan. İşte daha biraz daha büyük böyle işte evet. Beatles'ın eski yani Kevin Club'da çaldığı gibi böyle sıkışık sıkışık bir şey oluyorduk. Ben bütün davulu iki tane zile yandan çıkarıyordum. Böyle ağaç gibi yukarıya doğru genişliyordum.
Ya, o konserleri her zaman harika geçiyor yani. Sadece iyi şeyler hatırlıyorum. Yani net bir şey hatırlamıyorum ama yani ne kadar güzel. Çok peaceful. Yani ne kadar mutluyum ben bu sahnede çalmaktan hissi dışında öyle çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Very little peaceful. Çok önemli bir kavram hatırlamak evet. Beni. 24 Hour Party People filmini izlediyseniz. Bu kadar. Ben gerçekten very little peaceful. Evet. Bütün iyi dileklerimizi gönderiyoruz dinleyicilerimize, seyircilerimize. Ayrıca Radyo Ottu'nun yeni web sitesini kutluyoruz. Sanırım yeni web platformundaki ilk video konukta biz olduk. Onun için de teşekkür ederiz. Yeni web sitesinde Radyo Ottu'nun muvaffakiyetlerinin devamını diliyoruz. Sizi takip ediyoruz.